TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun pidecisi Nuri Usta, Samsun Spor'a başarılar diler. Sevgili YouTube TVK'ya, ailesi hepinize merhabalar. Herkesin dilinde bu ara Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin atlı spor tesisleri var. Biz de tesislere geldik, bakalım ne var. Ata binebilecek miyiz? Eğitimler nasıl? Nasıl buradaki imkanlardan faydalanabiliniyor? Biraz buna bakalım. Sizi de hem bilgilendirmiş olalım. Şimdi yavaş yavaş atlı spor tesisine otoparktan doğru çıkıyoruz. Tesisin birçok yerinde bu uyarılar var. Atlı binicilik parkur uyarıları. Atların arkasına yaklaşmayın, dokunmayın. Bu alanda top oynamayın. Patenle gezmeyin, bisiklet, motosiklet sürmeyin ve haliyle sigara içmeyin uyarıları var. Çünkü tabi atlarda çok bilmediğimiz, yani benim gibilerin bilmediği, genelde bilmediğimiz hayvanlar olduğu için onlara da yaklaşmanın yolları var. Şimdi çıkıyoruz yukarı. Evet, burada atları da yakından görebiliyorsunuz. Tamam, binecekse. Burada da var aynı şekilde. Görüyorsunuz atları. Hay maşallah. Bakar belki. İnci. Hı? Ama bu görünüyor, görünüyor. Evet, görünüyor kızım. Çağır da sana baksın. Bak anne. Evet, padoğu gezdik az önce. Padokta atların dinlenme, bakım yerleri. Burası gösteri yeri. Burada da atlar günün belirli saatlerinde gösteri yapıyorlar. Bakalım biz de denk gelirsek bu gösteriye. Bunu da sizlere çekmek isteriz. Onun dışında çocuklar poni atlara biniyorlar. Az sonra kızım da binecek. Büyükler de aynı şekilde atlara binebiliyorlar. Çocukların bu gördüğünüz yerdeki iki turu 15 lira, 4 turu 25 lira. Büyüklerde ise onlar antrenör eşliğinde biniyorlar. Aşağıdaki sahalarda. Onun da 5 dakikası 25 TL olarak fiyatlandırılmış. Tabii hafta sonu da olması sebebiyle kalabalık. Ailelerin ilgisi çok. Burada bir başka ahır. 2005 doğumlu Rüzgar. Bak kızım, bunun adı Rüzgar. Beyhan Bey, 2002 doğumlu Arap atı. Alemdar. Hey, Nazlı. Nazlı daha 5 yaşında. Kısrak. Görüyorsunuz, buralara da geldiğinizde gezebiliyorsunuz. Bu atın adı da Nazlı, 2015 doğumlu, 5 yaşında. Derin Nisa, seviyor musun kızım atı? Evet. Bu da Poyraz. Çocukların tabii ilgisi bunlara. Tüylerini de örmüşler. Ümidilli at. Ulan bağlamışım. Şöyle yapalım. Kızım gördün mü? Senin tokalarından var. Evet. Poyraz'da da. Adı da Poyraz. Evet. Atların dinlenme saati. Evet. Korktun mu? Yol ver şimdi. Aferin sana. Evet, o dinlenmeye gidiyor artık çünkü bir tur atmış. Hadi Derin Nisa, şimdi biz girelim sıraya. Biz de binelim. Evet.
onlar eğitmenler. Atları gezdiriyorlar. Yani binişe hazırlıyorlar. Öyle söyleyebiliriz. Burası hazırlık yeri. Çok akıllı hayvanlar tabii. Atlar eğitime çok açık. Türk ulusunun tarihinde de atların çok önemli bir yeri vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Pony atların dinlenme yeri. Onun dışında alttaki parkurları görüyorsunuz. Burada yine bir kapalı ahır daha var. Orada da atların bakımı yapılıyor. Güzel bir tesis. Tabii az sonra restoran kısmını da size göstereceğim. Buraya geldiğinizde bir gününüzü burada geçirebilirsiniz. Yeme içme, her türlü aktivite var. Bunu da söylemek gerekir. Tabii çocukların da sesleri sizlere geliyor. Çocukların da ilgileri büyük. Evet, sıra benim kızıma geldi. Derin hissada biniyor poni ata. Kızım bir el salla istersen bize. El sallamak ister misin? İstemez misin peki? Derin Nisa, şimdi el sallamak ister misin? Yok. Peki. Evet, 10 yaşına kadar olan çocukları bu atlara bindiriyorlar. Bu alandaki tur bir tur, iki turu 15 lira, dört turu 25 lira. Fiyat tarifesi de böyle. O konu hakkında da sizleri bilgilendirmiş olalım. Yetişkinler için de 5 dakikası 25 lira. Özel antrenör eşliğinde. Evet, burası da çocuk oyun parkı, atlı spor tesisinin içerisinde. Böyle de kapsamlı bir park var. Çocuklarınız burada da eğlenebilirler. Biraz dilerseniz buraya nasıl ulaşabilirsiniz? Sizlere ondan bahsedeyim. Gülhan Restorantı geçtiğiniz gibi benzin istasyonundan dümdüz yukarıya çıkıyorsunuz. Ve yaklaşık herhalde bir 4-5 kilometre tırmandığınızda Büyük Oyuncağı'yı da geçtikten sonra herhalde burası Aksu. Burada zaten yol üzerinde görebilirsiniz atlı spor tesislerini. İlgi alaka da güzel. Bunu da söyleyebilirim. Burası çocuk oyun parkı dedim. Burası da restoran kısmı. Restoran kısmında da yani geniş yemek yelpazesi var. İstediğinizi bulabilirsiniz. Hem yiyecek içecek olarak. Yani buraya gelirken hiçbir şeyi düşünmenize veya yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Sevgili YouTube TV Kaya ailesi, bilgilendirici bir atlı spor tesisleri videosu olduğunu düşünüyorum. Sizler de buraya gelip güzel bir gün geçirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube TV Kaya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Tabii katıl butonumuz da var. Yani oradan da ücretli üye olmak isterseniz öyle bir imkanınız da var ama bizim için ücretsiz üye olmanızın değeri daha büyük. Çünkü gönüller bir olsun ilk etapta. Bunu amaçlıyoruz. Hepinize Samsun'dan mutlu günler. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.